O ne ki? O kim lan? Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yine her zamanki bir başlangıcımızı yapıyoruz. Yine hangi oyunu oynayacağımı söyleyeyim. Kai'Sa oynuyoruz. Kai'Sa muhtemelen AD yapacağım ama takıma göre yani. Hani atıyorum 5 tane 4 tane AD 5 tane AD çıkarsak 5. AD ben olmayacağım. AP'ye çeviririm. Bir oyun başlasın bakalım. Rakibimiz, takımımız nasıl şekillenecek onları görelim. Güzel bir maç olur umarım. Karşılaşmaya hoş geldiniz arkadaşlar. Item olarak ben genelde Doran yüzüğüyle başlıyorum. Bu biraz da Q ve W daha sık atmamı sağlıyor. Biz lane'imize gidelim. En azından yanımda Kai'Sa var. Kai'Sa diyorum, Pyke var. Şöyle bir takımların yerlerini ayarlayalım. Tıt 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 tıt. Karşıda da Pyke varmış. Bu böyle olur muhtemelen. Karşıda 5 tane AD var. Aynen. Tuhaf oldu. Zonya şart. Şimdi ben bu videoyu biraz da rehber niteliğinde yapmak istiyorum. Bu ikinci rehber videom olacak. Şurada ucundan geçti. Haydi bakalım. Çok kötü oldu ya. Çok 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 kötü. Ölür mü bu adam? Çok fazla zaman kaybettik ama ben bir asist almışım buradan. Orası sanki çok tehlikeli gibi be Siyan. Ufak ufak anlatayım ben hemen kimlerden nelerden neyim olduğunu. Pyke yardım etsin, ben de yenime gidiyorum. Kusura bakmasın o da. Minyon kaybetmek istemiyorum. İlk level'larda avantajı verirsek baya baya avantaj vermiş oluruz. Pasiften bahsedeyim önce. Pasifte her vurduğumuzda plazma yükü biriktiriyoruz. Biraz önce tamamen uğraştığım şey plazma yükleriydi. Ama beceremedim. Yani 5 kere vurmak gerekiyor sonuçta. 5 kere vursam bizim takım da 5 kere vururdu. İşler iyice şey olurdu. Ayrıca şöyle bir pasimiz var. Eğer yeterince AD satın alırsam, yeterince ADM olursa Q'm yükseliyor. Allah Allah. Bir saat vuramadım ya. Çok düşük bir şeyim var. Nedir o? Heal mı bastı o? Ne yaptı bilmiyorum. Sıkıntılı bir durum sanki. Hadi lan. Oy oy, ne yordu be bu adam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani benim heal'ım da vardı. Tutuşturulu alabileceği bir durum yoktu bu adamın. Bu da şu an karşı jungle'ın da ölmesi ayrı bir güzellik. Çok güzel. Harika bir başlangıç oldu ya. O kill'in bende kalması çok güzel oldu. Çok sevindirici oldu. Bu grubu da alıp ben base'e gideceğim. O minyon kaçtı ama olsun. Olsun olsun olsun. Sonra tekrar skill'leri... Oy, bir minyon daha kaçtı. Tamam kanka, sakin. 1300 gold'um olsa çok daha iyi olurdu ama bu 100 gold sıkıntı. Pasifim dediğim gibi, eğer yeterince AD alırsam Q'um, yeterince AP alırsam W, yeterince atak hızı alırsam
Şöyle yapacağım, bir çılgınlık. Yeterince atak hızı alırsam da E'mi güçlendirebiliyorum. Düz Q'muz İkatya Yağmuru muydu? Öyle bir şeydi. İkatya Yağmuru'ydu galiba, aynen. Öyle bir skill adı var. 5 ya da 5 tane mi? Kaç tane? 6 tane şey. Böyle kırık şeyler sallıyor. Eğer onu güçlendirirsek yeterli AD'den sonra daha fazla sayıda atıyor. W'yu hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir Zamazingo atıyor. Eğer onu da güçlendirirsek... Sakin olsun da ölmeyelim orada. Şimdilik çok sıkıntı değil gibi. Tamam, güzel. Güzel, oradan görüşü de alabildik. Benim hala heal'ım var. Bir kez daha Q'ya verdim. E'de yaklaşık 1-1,5 saniye boyunca, o artık neye göre cooldown'u düşüyor emin değilim ama 1-1,5 saniye boyunca atak yapamıyorsunuz. Ondan sonra atak hızınız artıyor ama bu 1,5 saniyenin yaklaşık yarım saniyesinde falan şey oluyor. Bir kez daha vereyim şuraya da. Çok kötü oynadı orada. Çok kötü oynadı. Oradan kaçmasının çok fazla bir şansı yoktu yani. Çok mümkün değildi oradan kaçmak. Ben buradan da bu grubu da alacağım. Çok fazla canım yok. Ben de bir base atarım. Bu adam muhtemelen benim base'imi durduracaktır ama. Bakalım ne olacak. Şu an 8-6 durum. İyi, çok güzel, çok güzel. Biraz yavaş kaldı. Eğer E'yi güçlendirirsek ise çok yavaşlıyorum. Dakika 7 oldu, ben hala anlatamıyorum. Bu arada şunu da açıklamak istiyorum. Brand videosunda ilk defa fark etmiştim. Şu an mesela çok rahat konuşabiliyorum. Yapabilirim. Çılgın konuşabilirim ama orada özellikle AD'yken, bunu da stratejiler çok söylüyor. ADC'yken falan hani çok zor oluyor. Minyon almak zorundasınız, kaçmak, dodge'lamak zorundasınız, şunun zorundasınız, bunun zorundasınız. Bir de hero'yu anlatıyorsunuz. Sıkıntılı anlar yani. Yani. Biz botu iyice kazandık ya şu anda. Şuraya da bir totem atayım. Oyun boyu en az kullanmanız gereken, yani boş yere kullanmamanız gerek, hiç kullanmamanız gerekiyor yani. Buradan biraz daha bir şeyler alabiliriz. Ona ben aslında ulti ile gidebilirdim de. Çok güzel ya. Atlat kanka. Buradan bir tık daha alacağım ben. Şimdi çok iyi gidiyor. Nefes alamıyoruz yani. Bizim lane baya kapışmalı. Dediğim gibi E'yi kullanmak istemiyorum ama. Buradan bir tık daha alabilirsem. İyi, güzel. 80 gold'u da cepledik. Ben lane'den gitmek istemiyorum şu anda.
Oo, ultim yokmuş la benim. Ben ultiye güveniyordum. Oy çok kötü oynadım, çok kötü oynadım, çok kötü oynadım. Nice plays. Yani plays değil de işte. Bizim adam ölür mü? Bizim adam ölecek gibi. Of 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 öldü. Kaçamayacak galiba oradan. Dur 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 şurada da. Adamları göremedik ama. Kusura bakmayın izletemiyorum orayı. Şimdi tam baktım. İyi bizim adam kurtulmuş. Gösteremedim. Benim orada oynayışımda çok hata vardı ya. Ben ultim var da son adam şey yaparken ulti atarım diyordum. Öldü. Çok güzel, çok güzel. Karşı adam 5 level daha. Ultim geldi şimdi benim. Ultim menziline girer mi? Girmedi. Burada eğer minyon kesmeye girerse E ile gireceğim ben. Yani neden bana bu kadar yakın durursun ki? Bu kuleyi alırız şimdi. Tamam buradan çıkamaz artık. Oy çıkamaz dedim ama. Kanka. Beni burada çaresiz bıraktın. O ne ki? O kim lan? Güzel ya. Orada şeyi anca dodge'layabildim yoksa orada ölecektim. Orada da güzel bir oyun çıkabildi. Buradan bu kuleyi de alabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Çünkü burada gelip bizi kesebilecek bir top lane var. Top lane de burada değil. Karşının bot lane'i baya baya kötü. Ben itmeye devam edeceğim. Bakalım adam nerede? Ölecektim lan. Orada bir misklik yaptım, vuramıyordum adama. 2500 para var en azından. Bir ufak da olsa biraz daha kill alabildim. 8-1-5 gidiyorum. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bizim takımda tek top lane sıkıntı. Tabi top lane adam da gelip bana tek atabilecek güçte bir adam. O kadar güçlü bir adam. Item olarak ne yapsak? Böyle devam ya. Ben mid'e gidiyorum. Mid de biraz sıkıntı. Mid'e biraz yardım etmek lazım. Yasuo 1v1'de beni alabilir mi? Eğer canı yarıya indirirse çok rahat ben karşılık veririm oradan. Oy şimdi kaçmak lazım. Kaçması lazım. Ben gelemeden bir şey kalmadı. Kanka kule beni kesiyor. Kule beni kesti. Yok ya yok. Orada kaçışım yoktu. Kuleyi alsın diyeceğim ama alamaz. Biraz fazla abarttık sanki orada da. Bir an solumdan birinin geldiğini gördüm. Bir de Wukong'un geldiğini gördüm. Orada saldım. Çok kaçarım yoktu yani. Bir flash'ım olsa bir ihtimal ama. Şimdilik çok iyi gidiyor aslında oyun. Tek kötü yanı benim minyonum çok sıkıntılı. 81 minyon 14. dakika için çok 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 düşük. Bota gidiyorum ben. Mastery'i 1v1'de çok rahat alabilir aslında ama denemek istemedi.
bu kuleyi vermeyiz herhalde değil mi? Yasuo'ya 1v1'de ölürsem yazık. Oha lan ölüyordum harbiden. Oha lan Yasuo'ya 1v1'de ölürsem yazık dedim. Her şeyi şey yaptım. Her şeyi yedim resmen adamdan dümdüz. Şimdi dikkatli olmak lazım. Oy. Haydi. Çok ölmeye başladık ya. Şimdi ben Zhonya gideceğim. Bir tane Zhonya alacağım. Birincisi herkes 5 tane AD olduğundan dolayı botları aslında şey de yapabilirdim ben ama. Oyunun başında dediğimi hatırlarsanız E'nizi saçma sapan yerlerde kullanmayın diye E'yi saçma sapan kullandım. Master Yi kanka biraz sadece minyon kesmenin dışında şey de yapıyor. Biraz ittir sen Master Yi'sin. Bu adam beni yine keser kule önünde. Ultim olmazsa keser. 20 saniyede ejderha var. Karşıda şu an beni kesebilecek 2 kişi var. Aa, keşke AW ile şey yapsaydım. Şuraya şey yapsak aslında iyi olur da. Bir mid'e gidelim önce, bir mid'i keselim. Oh, bizim adam hırçın hırçın koşuyor. Şuradan ejderha alabilsek. Yani Miss Fortune'a ulti bile atmaya gerek yoktu zaten. Onu sadece biri oldu da gelirse skill dodge'lamak için atarım diye düşünmüştüm. Adam deli gibi fidliyor yani şu anda. Bir de ben de evet veririm tam o anda. Şu an öleceğimi düşünmediğim için şey attım. Yok ben yine hayır vereyim de. Burada bir kaza şeyine gitmeyelim. Çok erken atıyorum herhalde E'mi ya şey adam atamasın diye bekletiyorum ama adamın rüzgarı da 3-5 saniye falan sürüyor yani. Karşıdaki Miss Fortune şu item'ı bile kullanmamış. O kadar bilmiyor herhalde oyunu. Hadi la. Yok mu onu alabilecek? Bizim küçük Zamazingo koşturuyor. İyi güzel. Neyse burayı bırakayım da. Kuleyi alayım dedim. Allah seni kahretmeyi.
Haydi bakalım. O da öldü. Şimdi buradan ortadan artık bir şeyler yapmamız lazım. Kule alamamışız yıllardır. Neyse aldım en azından orada da. Şimdi Yasuo geliyor. Benim Yasuo'ya karşı yapabileceğim şey yok. Yasuo gelirse yani yok. Yasuo gelmiyormuş. Ben buradan bir grup daha zorlarım. Ondan sonra artık keyfimize bakarız. Base'e gideriz. Hatta ben buradan bir kule daha alabilir miyim ya? Alabilirim herhalde. Alırım alırım. Buradan bu kuleyi alırım ben. Aldık. Kırmızısı yok adamın. O zaman bir base atayım. Yine fena gitmiyor. 11-4 gayet güzel. Gayet güzel bir skor. Beklediğim kadar hala oynayamıyorum. Hani ben off stream dedikleri işte göz önünde oynamadığım oyunlarda tabii her oyun değil ama çok 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 daha iyi oyunlarım oluyor. Ama bu biraz üzücü. İki kere herhalde Wukong'a öldüm. Bir kere Yasuo'ya mı? İki kere Yasuo'ya öldüm. Tam emin olmasam da. Miss Fortune bayağı sıkıntı herhalde. AFK kalmış. Ya da AFK kalmadım. Ben onu biraz önce kestim gerçi. AFK kalmamış olabilir. Ay çok gereksiz oldu. Çok güzel ya. O bir can, o bir can neler neler. Adam adamı kesti. Lan yeter. Şimdi beni öldürebilecek hala kimse yok. En yakın şu anda jungle geliyor. Jungle da bana gelmiyor. Ah, kalır mı ben dedim de kalmadı. Güzel. Ben şuradan en son şeyi alacağım, ondan sonra da base'e döneceğim yine. Haydi geliyorum ama. Geliyorum ama. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şuradan bunu da alırım. Sonra da buradan çıkmak lazım. Gelmez herhalde peşimize. Kırmızı çıkmak üzere çıktı. Oy! Hala hala çok güzel gidiyor. Şu an bot lane deli gibi oyunu taşıyoruz. Ve ben gittikçe güçlenen bir insanım ve bana çok fazla şans veriyorlar yani güçlenmem için. Adam double kill diyor. Keşke biraz bıraksalar da. Muhtemelen son savaş olacak. O yüzden ben şeyi alıp gidiyorum. Bir kırmızı daha alacağım yoldayken. İki tane kırmızı keşke birleşsin.
Gidiyorum, ben gidene kadar biter muton orası. Yeter lan, bu kadar ezmeyin. Heal da bastım ama yemedi ya. Adam koptu. Adam Quadra aldı. Adam Penta'ya gidiyor. Ace verdik lan. Ace verdik ama oyun bitti. Neredeyse. Son savaş olur dedim. Kurtaracaklardır. Bir kule daha verdiler. Aynen, vermezler ya. Sonuçta herkes yaşıyor. Orada çok güzel savaş çıkardılar. Ben niye o kadar olduk bilmiyorum. Hiçbir skill yemedim aslında. Ne şu adamın skill'lerini yedim, ne bununkini yedim, ne bununkini yedim. Tek başına bu mu kesti beni? Aynen, tek başına o vurmuş o kadar ya. Ha, ben orada stun yediğim için öldüm zaten. Aynen. Doğru doğru. Şunu atalım da. Şöyle yapalım. Ben de hafiften AP gideyim. Cooldown'um da biraz düşsün. 14-5 güzel skor. İstediğim skor değil. Özellikle minyon skorum çok 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 kötü. Rezillik yani şu an. Bu minyon skoru baya baya kötü. Bir baron alıp bitirelim. Çok eğlenceli bir oyun olmadı benim açımdan. Hani botta deli gibi ezdik. Bir kapışma falan olmadı. Gelecek mi? Yardım edecek mi bize? Ne yapıyor la bu adam? 3-11 haliyle adam şeye gidiyor. BD'ye gidiyor. Hadi bakalım, izleyelim bakalım nasıl bir çılgınlık yapacak. Öldü. Lan ya. Güya çok vuruyorum ama bir saat adamları öldüremedim. Oha. Oyun bitti neredeyse. Bir vuruş daha. Oha! Oha! Oha, o neydi lan? Dünyanın en saçma sonu. Dünyanın en saçma sonunu gözlerimizle gördük. Ben çok eğlenmedim yani sonlarda. Dediğim gibi bir başta çok fazla ezdik. Sonra saçma saçma çok fazla öldüm. O sonda güzel bir plays yapmak istedim, böyle 1v2 falan da yemedi. İkisi de çok güçlü adamlardı. Üçüncü de geldi hatta sonra. En fazla bizim takımda ben vurmuşum. Oyunda en fazla ben vuramamışım. Bu da böyle bir oyundu arkadaşlar. Yarı AP olduk ama daha çok AD olduk diyebilirim. Hatta şöyle sayarsak AP AD AP AP, yani hani böyle aynı yarı AP yarı AD diyebiliriz. Çok fena bir oyun değildi. Ben S almışım. Benden başka bir S alan daha var. Artık kim o bilmiyorum. İsmini okuyamadığım için. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen, yorum yapmayı unutmayın. Paylaşmak istiyorum. Sizin görüşlerinizi dinlemek istiyorum. Ona göre bir şeyler yapmak istiyorum. Mümkünse dediğim gibi yorum yapın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.